Avrupa'da cipsi, citane, Türkiye'de yerine göre roman ya da çingene. Mezopotamya'da dom, mıtırp ya da kereci diyen de var. Mezopotamya'nın kimliksiz halkı domların sayısını bilen yok. Ağırlıkla Çukurova ve Kürdistan olmak üzere 500 bine yakın dom olduğu iddia ediliyor. Kimi yerlerde aynı mahallelerde, kimi yerlerde dağınık olarak yaşıyorlar. Ayrıca kimliğini unutan, kendini gizleyen çok sayıda dom kökenlinin olduğu söyleniyor. Domların en yoğun yaşadığı ülkeler ise Mısır ve İran. Bu iki ülkede 4 milyona yakın dom var. Benzer halklar gibi kökleri Hindistan'a uzanıyor. Oradan dünyaya yayılmışlar. Ancak romanlarla akraba topluluk olsalar da aynı değiller. Aralarında ciddi kültürel farklılıklar da var. Dom sözcüğünün geleneksel mesleklerinden demir dövmekten geldiği söyleniyor. Biz buranın yerlisiyiz. Yani çok eski tarihten beri burada hep yaşamamız buradan geçti. Sülalemiz buradan yok oldu. Eskiden diyorsunuz. Evet, Mısır'dan geldi. Mısır'dan geldi. Yani dom aşiratı çok Mısır'dan gelmiş. Köken olarak oradan gelmiş. Ezelden beri yani büyüklerden beri büyüklerimiz, dedelerimiz geldikleri zamanda oranın en ileri gelen adamlarıymış. Yani en zenginleriymiş. Yani sağ olsa ne olsa kaçmışlar. Artık çare bulmamışlar. Buralara gelmişler. Bugün bizden yerlisi yoktur. Yani yerliyi arıyoruz. Yerliyi bulamıyoruz şu anda. Diyarbakır karmakaşıktır. Oradan gelen insanlarımız hep yani toprağın dışında neyleri vardı hepsini beraberinden getirmişler. Altın deseydin, para deseydin, ne deseydin getirmişler. O zaman ne yapıyordular? Buradaki insanlar büyüklerimizi öldürüyordular. Para için, altın için öldürüyordular. Geceleri öldürüyordular. Kafile kafile götürüp öldürüyordular. Altınları alıyordular. Ondan sonra çünkü zaten bu Rusya'nın savaşı zamanında bıkana da bulmuşlar, kendilerine de yol bulmuşlar. Köçebeleri hepsini yok ediyordular. Bugün merkezde evet 15 bin diyoruz, 20 bin üzerinde onu biliyoruz. Vardır ki biz çoğunu da kendimizden saydırmıyoruz. Çünkü dışarıda gelenleri tanımıyoruz. Bokçacılar var, sepeciler var, karaçılar var. Karaçı biliyor musun nedir? O harbur marbur yapanlar ha. Onlar var, var ki vardır. Aha. Derdimiz etmemiş gibi bu sefer Suriye'de gelenleri vardır. Oranın domları, oranın romanları. Dişçilikle uğraşan domların simgelerinden biri de altın diş. Ayrıca dövme de dom kültüründe özel bir yer tutuyor. Yeni kuşakları saymazsak istisnasız bütün domlar dövmeli. Dilencilik, şifacılık, demircilik, kalaycılık gibi işlerle uğraşanları da var. Özellikle dom kadınları doğal şifacı özellikleriyle biliniyor. Domlar çoğunlukla müzisyenlikle uğraşıyor. Ribap dedikleri kemençeye benzeyen bir tür çalgıyla düğünlere gidiyorlar. Balık ya da yılan derisiyle kaplı bir enstrüman olan ribapın UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınması için başvuru da yapmışlar. Buralarda yerleştiğimiz zaman burada davul zurna pek herkes bilmiyor diye. Ne yaptılar? Baktılar, becerikçidir. Bir de farklıdır. Yani devlet çağırıyor, millet çağırıyor. Kendimizi, yani dedelerimiz bunu da elde ettiler. Yani hep otantik. Hep otantik. Yani bağlama çalıyordular, Kürtçe şarkı söylüyordular. Millet ağlıyordular yani. Herkesin işi değildi. Bu şekilde aynı bu meslekte aynı şekilde yaptık, elde ettik. Herkes bizden öğreniyor şimdi. Bunu da çok başarılı yani. Millet baktığı bir de dürüst çalışıyoruz. Yani anaları bizim analarımız değil. Bacıları, kardeşleri bizim kardeşlerimiz. Yani kötü bir niyet, yanlış kalp, göz bizden yoktu yani. Ekmek yiyorduk onlardan. Ekmek aynı evde ekmek kırıyordu. Yani ekmeğe hıyanet yapmıyorduk. Baktılar dürüstüz. Yani el attılar bize. Çok seviyordular. Nereye geç bir köye gidiyorduk. O diğer köyü akşam ata bindiriyordular, adam gönderiyordular, dediler, bak oradan hemen bu köye gelecekler. Niye? Sebeple biz gidiyorduk, gece 1'e kadar, 2'ye kadar onlara davul zurna çalıyorduk. Hani dengbej diyorduk.
dengbejlerimizle gidiyorduk. Kimse, millet bizden doymuyordu. Doymuyordu. Adamları, gençleri alıştırıyordu. Yani şimdiki okullarda kurs verdiğimiz gibi. Onlara kurs veriyorduk. Kostümleri gösteriyorduk. Ama mesela falan aşiret bu şekilden giyiyor, falan aşiret bu şekilden giyiyor, şehri bu şekilden giyiyor, ilçesi bu şekilden giyiyor. Bunları hep biz gösteriyorduk yani. Şimdiki sizin gibi nasıl araştırma yapıyorsunuz? Eskiden biz de öyleydik. Biz eskiden dolaşıyorduk mesela köy köyden herkesin hal, hareketini, örf adetlerini söylüyorduk. Yani insanı tanıştırıyorduk, insanı barıştırıyorduk. Yani kız olsaydı, genç olsaydı onları tanıştırıyorduk. Mesela herkes kendine göre layık olanları. Mesela diyelim, sen bugün bu köyün köyün büyüğü reisinin kızıydın. Sen de çağına gelmiştin. Biz karşıdaki köy en şekilde adam vardı yani aşirat vardı. Aşirat reisine gidiyorduk. Falan yerde, falan köyde, falan adamın böyle bir yani hanımefendi bir kızı var. Yani dengene göre, sizin dengenizdir. Adamlar ne yapıyordular? Ondan sonra bizle beraber, yani büyüklerimizle beraber bir tane kendi yani öyle sözü geçen ev hanımı, ailesi olsaydı yani kızı beğenecek bir şekilde. Onu gönderiyordu, babam olsaydı mesela dedemiz alıyordu, götürüyordu, tanıştırıyordular. Bakıyordular, evet biz az söylemişiz, çok söylememişiz. O şekilden hemen adamlar geliydi. Eskide de böyle değildi. Eskiden başlık yani aşiratların içinde de başlıklar çok ağırdılar. Çok ağırdı. Hatta bizim aşiratların içinde bir sefer ele yani yaptılar, dünya istediği vermediler, en sonunda kızı darttılar. Kilonla darttı. Kız kaç kilo attı o kadar, o zaman eski tarihlerde de para kıymetli, herkes her yerde para yoktu. O zamanın parası 60 milyar. 60 kilo attı, 60 milyar para. Bu hayvan, büyük baş hayvan, ufak hayvan, baş hayvanlar onlar ayrı. Onların dışında develer, atlar, bunlar ayrı. Onları sadece başlık parası, nakit para 60 milyar para verdiler. Uzun süre göçebe bir hayat süren domlar, yayla yasakları başlayınca mecburen yerleşik hayata geçmiş. Kimliksizlik sorunu da yakıcı hale gelmiş. Bazı domlar yerleşik hayata geçtikten sonra kimlik çıkarabilmişler. Ancak kimlik çıkarmak da kolay değil. Hiçbir yerde kaydı olmayan, bazıları Türkçe de bilmeyen insanlar kendilerini nüfusa kaydettiremiyor. Göçebelikten zorunlu vazgeçiş, yüzyıllardır yaşadıkları kültüre de ciddi darbe vurmuş. Geleneksel el sanatlarını yapamaz hale gelmişler ve bu ekonomik olarak çöküntüyü beraberinde getirmiş. Yani biz gözümüz toktur, o da var yani aciz, aç kabadayız ama bir parça ekmeğimiz de olsa hepsine orada, burada kaç kişi olursa her sene bir lokma dağıtıyoruz. Üsulümüz ve adetimiz bizim. Bu da bizim bir kültürümüz. Yani ben burada tok olayım, komşum orada aç olsun, öyle bir şey yok bizde. Öyle bir şey yok. Domlar çok neşeli insanlar. İsterse ekmek olsa olmasa biz yine aynı keyfimizi yapıyoruz. Mesela bir gün oluyor, kimse yani fakirdirler, kimse el uzatmıyorlar devlet. Biz adır sen görürsen, biz yani aramızdan yardım ediyoruz. Benim kime ben kazına... Yani bizim bir ekmeğimiz olsa, bir misafir gelse o ekmeği paylaşıyoruz. Yani bizim gönlümüz rahattır yani. En güzel hayatı biz yaşıyorduk. Nerede güzel bir çeşme olsaydı başındaydık. Nerede güzel bir yeşil ova olsaydı başındaydık. Nerede güzel bir yemek, bir lokma yemek. Biz kalapaça için dağdan geliyorduk Diyarbakır'da. Düşünün o kadar da yani nefsimizi de severdik. Çok severdik. Boğazımızı da çok severdik. Yani bu gecenin yarını düşünmezdik. Ya biz dünya böyle gelmiş, böyle gidecek. Biz de içinde öyle gelmişiz, öyle gideceğiz. Ama önce daha mutluyduk. Bak domaten ha. Köye gidiyorduk. Mesela her akşam gerçekten biz geziyorduk. Kendimize ekmek getiriyorduk, ayran falan getiriyorduk. Ondan sonra çay başına geliyorduk. Keyfimizi, sohbetimizi yapıyorduk. Çok güzel oluyordu. Ama o da bize yasak oldu ya. Her pislik, mislik hepsi oldu. Bizi buraya gönderdiler. Şimdi burada da paranın kıymetini bildik ama şu anda para yok. Orada köyden para yoktu. Biz ne biliyorduk para maran yüzünü görmüyorduk. Eğleniyorduk. Kendimize, kültürümüze göre yani biz yabancılık yoktu. Çekemiydik. Hep birbirimizle hani tanış olsaydı olmasaydı hep eğlencelerde herkes kol koluna giriyordu. Herkes yani
Karı karıyla, erkek erkekle, çocuk çocukla o şekilde davranıyorduk. O şekilde yani hayat yaşıyordu. Yerliler bakıyordular. Herkes hayran kalıyordu. Niye? Bakıyordular, birlik beraberliğimiz çok güzel. Yani sohbetlerimiz çok güzel. Aramızda ne fesatlık vardı, ne yanlışlık vardı, ne ayrımcılık vardı. Ayrımcılık yoktu. Bir kere her şeyden önce biz ayrımcılığa karşıyız. Şimdi bu 12 Eylül çıktı, ondan sonra bilimiz bitti. Vallahi ayıptır demesini açık net söylüyorsun yani. Ağacımızdan öleyim. Var ama biz şey, bu sanatta da ekmek kalmadı. Aldılar ya kötü. Elimizden aldılar. Yok i̇şte ettiler. Davul zurna çalıydık, neşeliydik. Bu da çalgı malgı falan çıkmış. Bizim meslekimiz ölmüş. Yine yaptılar bunlar. En son 12 Eylül'e geldik. 12 Eylül'den artık her şeyimiz elimizden alındı. Bütün kültürümüz elimizden alındı. Bütün çocuğumuz yani karnını doyurabilecekleri şekli bunları hepsi elimizden aldılar. Apen perişan ortada kaldık. Kürt illerine gelen domlar bugün ana dilleri gibi Kürtçe konuşuyor. Ama konuşan epey azalsa da ana dilleri domcayı da yaşatmaya çalışıyorlar. Kuşaktan kuşağa aktardıkları sözlü kültür mirası, yani şarkıları, masalları, atasözleri ve destanları ise Kürtçe. Ne? Kol. Pani. Pani. Gankre. Gankre. Çomile. Edirece geci. Hacere bavare. Ne demek diyor? Hacere bavare git gel demek. Adlar söylüyor yani. Mesela. Kol diyor, eşek diyor. Kara katim. Ondan sonra gankre diyor, köpek diyor. Başka da çıkıyor halk diyor. Başka? Lomam, lomam, Virya kovan dekiliyor. Mene, ekmek. Yani misafir müsaitsen, bayansan, çay. Keci diyoruz. Pani, av. Arkadaş erkektir, minis diyoruz. Çomile. Ne kadar fark var. Çomile yani. Çomile devlet demek. Devlet av. Millet peref, peref. Yerli deme, yani sizsiniz. Boşta olduğumuz şekli en iyisi evde çocuklar bunları şimdi yapıyor. O da yeni yeni gelmiş, yani sipariş gelmiş. Bunları yapacaklar, tanesi 4 milyondan satacağız onları. Bunlar bizim yöresel, yani bu Karacadağ tarafının her aşiratın birisini bir aşiratı temsil ediyor. Bu birisini temsil ediyor. Yani evet. Bu hani hep eşiratları, geçleri ayrı ayrıdır birbirinde. Biz buna takı diyoruz. Kaftan. Bu ayrı temsil ediyor. Bu gelinliktir. Mesela üstü kapalı olarak daha tam olarak yapılmamış. Hani bizde eskiden bu şekilden yani bu gelinlik melinlik yoktu, belgenlik. Hep bu şekilden gidiyordular. Mesela at olsaydı ata bindiriyordu. Olmasaydı deveye bindiriyordular. Cihazıyla birlikte. Ondan sonra hani bu şekilde yüzünü kapatmak şekliyle bu şekil yapıyordular. Domların en büyük derdi ikinci sınıf görülmek. Yani dünya yüzündeki bütün Roman akrabalarının yaşadığı muameleyi onlar da görüyor. Kimlik ve diğer sorunları halledip üniversite bile bitirseler, iş bulmakta ciddi zorluk çekiyorlar. Ayrımcılık onların toplumsal hayata katılmasının önünde de en büyük engel. Hırsız damgası vurulmasından iş verilmemesine pek çok sorun yaşıyorlar. Hatta sosyal yardımlarda dahi ayrımcılık yapılıyor. Köylere gidiyoruz, size dediğim gibi köylere gidiyoruz diyorlar, bunlar devlet mitidir. Şehirlere geldiğimiz zaman kimse ev vermiyordular, kiralık ev vermiyordular. Dediler bunlar terördürler. O bakımda artık çaramız kalmadı, artık nereye gideceğiz? Başka yani yurt dışına da gidilecek bir kozumuz yoktu. Ben burada dedim, ben başlıyorum. İster yapın, ister gelin, ister gelmeyin. Buralarda doluydu çadırlar, bizimkiler hep burada yani, artık yeri yoktu. İkiden bir polis geliyor, ikiden bir zabıta geliyor. Kovuyorlar bizim çadırlarımızı, koparıyordular, şeritleri kesiyordular. Gidin nereden gelmişse oraya gidin. Biz de dedik, biz nereye? Biz Özel'den beri 1800 senedir hep buradan geçirmişiz, dedelerimiz hep savaşında ölmüşler, can vermişler. Dede hasreti kaldık, baba hasreti kaldık. Biz daha
bu zamandan sonra nereye gideceğiz? Biz Köçebe'yle geldiğimiz zaman önümüze geliyordu, bizi karşılamaya geliyordunuz. Biz şimdi Ermeni olduk, biz şimdi Çingene olduk, biz şimdi bilmem ne olduk. Baktık çaramız yok, yaklaştık şehirlere, yapılacak işler yok. Gençlerimiz, çocuklarımız iş yapmak istiyor, kimse iş vermiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi mevsimlik, gene pamuk zamanı pamuğa gidiyorlar. Patates zamanı patatese gidiyorlar. Sivas çevresinde çobanlığa gidiyorlar. Yani gidiyor ki gidiyor. Neresi, nerede bir ekmek bulursa oraya gidiyor. Akşama kadar dürüst, temiz çalışıyor. Kış oldu mu, güz oldu mu herkes kendi memleketine geliyor. 3 ay, 4 ay burada idare ediyor. Şimdi zamanı yavaş yavaş yaklaş. Gene herkes 2 ay sonra gel ki burada şu anda 15 bin tane nüfus benim tanıdığım insan var. 2 ay sonra gel ya 1000 taneyi ya bulabilirsin ya bulamazsın. Biz buradan Sivas'a doğru şey nohut biçmeye gidiyoruz. Orada da bize tom diye tarlalara sokmuyorlar. Bizim tarlamız bereketsiz oluyor. Allah. Bizi hor görüyorlar. Vallahi ne diyor? Vallahi doğru diyor. Yani. Bizi hor görüyorlar. Diye bunlar domdur diye bizim tarlamızın bereketini kaçıyor. Bizi iş vermiyorlar bize. Akşama kadar mesela... Ebi Vezeli yani ablasın bunu da söyledi. 30-40 milyona çalışıyor ya. O da yetmiyor. Abi, bizim çocuklarımız bravo, çok ya. Evlilikası çok. Kimse bize yer vermiyor. Yıllardır ayrımcılığa maruz kalan domların en büyük isteği eşitlik, eşit yurttaşlık. Gayda İstanbul'da Türkçe Romanca yer alan bu şarkının yanı sıra pek çok şarkı var. Romanca ve Türkçe yanında başka dillerden de. Mesela Sırpçadan. Hepsi de keyifli değil. Roman dilinde söylenen Bum Bum adlı şarkı onların durumunu özetliyor. Yekmaroğun Romaksana, Vokalito Oven Sayananay, Genada Gila Akarna. Yani bir ekmeği 10 roman paylaşıyor. Aç da olsalar, paraları yoksa da yine de şarkı söylüyorlar. Aslında tarihçilerin söylediğine göre Romanlar 9. yüzyıldan Hindistan'dan göç ederek Anadolu topraklarına gelen, bugün işte Avrupa'da, Afrika'da, Amerika'da olan bir grup Romanlar. Biz Selanik göçmeniyiz ailecek. Yani soyumuz Selanik'ten gelme. Ama biz Selanik göçmeniyiz. Bizimkiler... Selanik'te yaşadılar, mesela Üsküdar'da yaşadılar, İstanbul'da yaşadılar, Beyoğlu'nda yaşadılar. Hani her yerden biz hep kısım kısım sürüldük. Asıl kökenimiz Pakistan. Pakistan. Hindistan, Pakistan'dan gelmeyiz. Hani Romanlar, dünyada ne kadar Roman varsa hepsi Hindistan'dan,
Göçmen. Gelme. Ha. Ana kökeni kimisi diyor Selanik, kimisi bilmem neresi. Hepsi yalan. Kökenimiz Hindistan'dan geldi canım. Romanlar üç koldan göç ettikleri için, bu göç yollarını üç koldan takip ettikleri için üç tane grup ismiyle anılıyorlar Türkiye'de. Rom, Dom, Lom olarak. Bu üç grubun dışında bir de benzer şekilde yaşayan, dışarıdan bakıldığında bütün bu gruplara çingene olarak tanımladığı için toplumun diğer kesimi, benzer bir şekilde yaşayan abdal grupları da aynı şekilde Roman gruplarının içinde varsayılıyorlar. İstanbul dışında nerede yaşıyorlar? Mesela Trakya bölgesinde yaşıyorlar, İzmir bölgesinde yaşıyorlar. Yani Roman'ın olmadığı bir yer yok şu an. Dünyada kaç tane memleket var bilmem. Bütün dünyada var. Bütün dünyada var. Türkiye'de 500 binle 5 milyon arasında değişen bir nüfusun varlığından bahsediliyor. Bütün grupları kapsayarak bu nüfusun varlığından bahsediliyor ama resmi rakamlar 500 bin diyor. Gayri resmi rakamlar 5 milyon diyor. Bilirsiniz Anadolu'da da vardı böyle bir gelenek diyelim. Aslında hala da vardır eminim. Örneğin hani benzeri örnekler. Ölen bir bebeğin nüfus cüzdanını ondan sonraki doğan çocuğa vermek veya işte bir çocuğun velayetini annesi babasından ziyade büyük anne büyük baba üzerine çıkarttırmak gibi. Romanların kullandığı kendine özgü bir dilleri var. Romanes denilen bir dil. Bu Romanes işte Sanskritçeden gelen bir dil ve üç grupta hatta dört grupta farklı kendilerine özgü dilleri var. Yani araştırmacılar, dil bilimciler bu dillerin Romanes olduğunu söylüyor. Yani biz de onu şey yapıyoruz biliyoruz sonuç itibariyle. Evet konuşuluyor. Bizim sepetçi denilen biz bölüm bölüm ayrılırız işte Lahos'u, Roman'ı işte öyle öyle ayrılırız sepetçileri. Sepetçi daha çok bu dili konuşur ama bizde yok yani ailede konuşulmaz. 1947 doğumluyum. Annem babam vefat edince biz ana dilimiz değil de Roman dilini kestik. Ben fazla bilmiyorum. Hiç bilmiyorum desem daha iyi ama konuştuğunu anlayabiliyorum ama cevap veremem. Bilmiyorlar. Şimdi bizden doğma, bizden yetişenler onlar bilmez. Evde çünkü konuşulmuyor. Türkiye'de ve neredeyse bütün dünyada onlarsız müziğin ve sanatın var olamayacağına inanılmasına karşılık en çok dışlanan, ötekileştirilen halkların başında genel söyleyişiyle Romanlar gelir. Çoğu göçebe olan bu yoksul halkın adıyla ilgili sağlar karmaşıktır. Bunlara çingene diyenler de vardır. Çingene sözcüğü bir teoriye göre antik Türkçedeki çıgan yoksul sözcüğünden kaynaklanır. Bu sözcüğün Farsça formu olan çingane, Türkiye Türkçesinde benimsenmiştir. Bu ad, Hindistan dillerinden Sanskritçe'de Rama ve Ramaya ile aynı anlama gelmektedir. Romanlar, yörelere göre değişik adlarla anılırlar. Çoğu Sünni Müslümandır. Ancak özellikle İstanbul'un varoşlarında yaşayan göçer ve yerleşik pek çok Alevi Roman vardır. Edim Marş'ın bir araştırmasının temel varsayımı, Türkiye'dekiler, Romanlar, Domlar ve Lomlar olarak üç ana gruba ayrıldığını ve göçebeler, gezginler olarak nitelenebilecek bir grubun daha bulunduğu yönündedir. Bu anılan kimlikler, Çalgar, Mangosür, Gevende, Karaçi ve Mıtrıp gibi alt kimlikleri adlandırmaları kapsamaktadır. Etnik azınlıklara ilişkin resmi veriler kaydedilmediğinden Türkiye'de yaşayan Romanları, yani Domlar, Lomlar ve göçebelerin sayısı halen tartışmalıdır. Genelde yerleşikler şehrin kenarında yerleşmişler ve artık kimliklerini, kültürlerini koruyabilecekleri bir alan kalmamış. Artık işte diğerleri gibi davranıp, diğerleri gibi giyinip, diğerleri gibi geleneklerini bir anlamda formüleze edip öyle kendilerini var etmeye çalışıyorlar. Bu da... yine baştaki şeye geldiğimde teknolojinin girmediği her yerde Romanlar kimliklerini devam ettirebiliyorlar. Ha, evlendim. Çadırda oturuyorum.
Biz burada kalırken burada hani bu binaların hiçbiri yoktu, öyle söyleyeyim. Hani bizim her gittiğimiz yer güzelleştiriliyor. Ama acaba bizden dolayı mı yoksa bizim gitmemizi istediklerinden dolayı mı bilmiyorum onu, bilemem onu. Roma mahallesi vardı eskiden burada. Karayollar olduğu gibi yerlere, evlere el koydu. Bizi de attılar dışarı. Başında temel vatandaşlık haklarına erişim var. Dolayısıyla eğitim de bu haklarından birisi ve buna ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Ulaşsalar bile orada toplum henüz Romanlarla karşılaşmaya çok hazır olmadığı için toplumsal ayrımcılığa uğruyorlar. Yani bu en büyük sıkıntıları. Okuyamadık. Zaten okulda da zaten ayrımcılık var zaten. Çocuklarımız işte ben bile dışlandım yani. Ben bile okuldan dışlandım. Yani ailesinin maddi durumu olmayan mecbur yani görüyor. Maddi durumu yok. Okutamıyor annesi babası onu. Mecbur kalıyor, dağılıyor. Çekçeni gidiyor işine. Yapacak başka bir şey yok. Sosyal dışlanma, eğitim, istihdam. Bunlar en temel ihtiyaçlar. İlkokul 5'e kadar gittim ben zor dayandım. O diyor çingene, bu diyor çingene. Benim kendi öğretmenim bile bana çingene diyordu. Eğitim çok önemli bir ihtiyaç. Az önce söylediğiniz gibi sosyal hayata katılma bakımından da eğitim olanaklarından yararlanmaları çok çok önemli. Avrupa romanlarıyla kültür, dil ve ekonomik özellikler paylaşan bir grup olan Türkiye romanları arasında çoğu meslekleriyle tanımlanan sepetçiler, kalaycılar, bohçacılar, hamamcılar, hamallar, arabacılar gibi birçok alt grup mevcut. Romanlar arasındaki sınıf sisteminde müzisyenler çoğunlukla seçkin kesim. Her grubun kendine özgü mesleği var. Örneğin Doğu Güneydoğu'daki dom gruplarının dişçilik, sünnetçilik, davulculuk, zurnacılık, ondan sonra ırgatlık gibi meslekleri varken batıdaki romanlara baktığımızda kalaycılık, demircilik, sepetçilik, çiçekçilik, müzisyenlik gibi mesleklerini yaptığını görüyoruz. Karadeniz bölgesindeki lom grupları da daha çok elekçilik ve yine ırgatlık gibi işleri yapıyorlar. Orta Anadolu'daki abdal grupları yine toplumun yapmadığı işleri yapmakla beraber aynı zamanda davulcu, zurnacı, sepetçilik gibi işleri yapıyorlar. Her grubun kendine özgü meslekleri varken ortak meslekleri de var. Biz nasıl geçimimizi sağlıyoruz? Kağıt topluyoruz, direncilik yapıyoruz, çöpçülük yapıyoruz, çiçekçilik yapıyoruz. Mesela ceviz satıyoruz. İncir satıyoruz. Öyle yani. Sepetçilik yapan var. Sosyal hayata katılımları daha çok şehir hayatında işleri var. Sosyal hayata katılımları daha çok aslında istihdam olanaklarıyla katılımla paralel, doğru orantılı. Kağıt işinle uğraşıyorum. Bağımızın mesleği bizim. Bildim bile ben bu işi yapıyorum. İşte hurdacılık yapıyorum. Hurdacılık. Kağıt topluyoruz, çiçek satıyoruz. İncir zamanı gelince incir satıyoruz. Bizim geçim kaynağımız mesela biraz bizden iyi olanlar çiçek satar. Mesela onların durumu bizden biraz iyi. Kirayı ödeyecek durumdalar. Elektriği, suyunu ödeyecek durumdalar onlar. Bizden biraz daha farklılar. Hani biz çiçeği toplarız bir de kağıt toplarız, naylon toplarız. Bizim durumumuz onlardan daha düşük. Biz gidiyoruz çekçekten kağıt topluyoruz. Bir haftada 50 milyonu zor alıyoruz. O da yani kendi boğazımızı bile kurtaramıyoruz. Çöpten topluyoruz. Yemek, ekmek ne yapalım? Marketlerden, marketlerin çöplerinden yiyecekleri topluyoruz, getiriyoruz eve. Öylelikle yani biz geçimimizi sağlıyoruz. Günde 400-500 kilo toplamamız gerekiyor ki onu toplayamıyoruz. Aile geçimimizi sağlamak için yani bizim en azından bir günlük 50 milyon kazanmamız lazım. Aile büyüğüm sepetçiydi, demirciydi. Sepet demir yaparlardı. Hani marşa, kürek. İşte eskiden
kalay yaparlardı. Çünkü işte bakır kazanlar, tencereler kullanılırdı. Şimdi çelik kullanılıyor. İşte eskiden köylerde sepet yapılırdı. Şu anda işte naylon sepetler var. Yani dolayısıyla hani bu şeye çağa ayak uyduracak mesleklerini de geliştiremedikleri için terk etmek zorunda kaldılar ve alternatif bir şey yaratamadıkları için ne yaptılar? İşte kendi çözümlerini kendileri üretmeye başladılar. Toplumun yapmadığı işlerden yeni işler çıkarmaya başladılar. Bunlardan ne? İşte dediğim gibi çöp toplayıcılığı, hurda toplayıcılık, hamallık gibi işler yani. Babam sepetçiydi. Abim demirciydi. Hangisi hani hangi zanaata yetişirse onu yapardı. Ben yetişseydim ben sepetçi olurdum. Eskiden bizim büyüklerimiz mesela sepetçilikle ilgilenirdi, demircilikle ilgilenirdi. Hani gene böyle cam toplardılar küfelerle. Şimdi benim zanaatım o sepetçi olsaydı benim çocuklarım da sepetçi olurdu. Ama ben yetişemediğim için benim çocuklarım da yetişemiyor. Kendi gömlekleri ve kendine münhasır özelliklere sahip, işte kendi dili olan, kendi gömlekleri, kendi alışkanlıkları olan toplumdan bahsediyoruz, bir halktan bahsediyoruz. Tanımadığımız kişiye kız vermeyiz. Zaten biz yabancıya kız vermeyiz genellikle. Tanıdığımız, bildiğimiz insanlara. Şimdi canım kaçarsa hani evlenmenin yaşı yok, kaçarsa. Ama kaçmasa 18, 20, 24, 25 hani kaçanlar erken gidiyor. Toplum genelde şu anda bile kendi topluluğuyla evrenilmesini, evliliklerin kendi arasında olmasını mutlaka istiyor. Çünkü şunun için bir savunma mekanizması var bir taraftan da. Benim ailemde de öyleydi. Özellikle dışarıdan birisiyle evlenmemi istememişlerdi. Çünkü şunu söylediler, sen ne kadar okusan da oku, geçmişin köklerin biziz. Dolayısıyla biz olduğumuz sürece sen hep dışlanmaya maruz kalacaksın. Dışarıdaki sana yine çingene diyecek. Yine dışarıdaki seni, çocuğunu bununla küçümseyecek, aşağılayacak. Veya sürekli hani soyunla sen anılacaksın. Yaptığınla değil, karakterinle değil. Bu da aileler çocuklarını korumak için, ezilmelerini istemedikleri için dışarı kız vermeyi pek istemiyorlar. Bizde düğünler çok ağırdır. Hani İçkili, yemekli, hani hocalı. Biz genellikle bizim düğünler yazın olur, kışın olmaz. Kına gecesinde bizim özel kıyafetlerimiz var. Onlar getirilir. Meydan düğünü bizleriz. Siz kır düğünü diyorsunuz, biz meydan düğünü diyoruz. Bizim bütün romanlarda özgü bir şeydir bu. Fakiri de zengini de onu giyecek. Mesela fakir olanlar bir düğün yapabiliyor, bir kına gecesi, bir gelinlik giydirebiliyor. Tamam, yemeksiz ekmeksiz. Normalde bizim düğünümüz yemekli olur, mesela 2 gün, 3 gün olur, bazen 4 gün olur, durumu iyi olanlarda. Bir gün kız tarafında olur, ikinci günü erkek tarafı gelini alır, kendi kapısının önünde çaldırır. Et verilir, pilav verilir, patates verilir, kolası verilir, ayranı verilir, cacığı verilir, meyvesi verilir. Ama tabii bunların hepsi durumu iyi, geçerli olanlar için. Hani bizim durumumuz olmadığı için biz bunları yapamıyoruz. Biz sadece eğlenti olarak mesela düğününü çaldırtırız, gelinliğini giydiririz. Bu. Başka bir şey yapamayız. Oyun havası çalınır, yılan havası çalınır, disko çalınır. Yerleşik hayata geçme ile birlikte göçebeliğin getirdiği hiçbir şeyi devam ettiremiyorsun. Hani bir telefonda hani hepimiz hani bir araya toplanırız. Bir hastalıkta, düğünde mesela bir şey olduğu zaman birbirimize döneriz. Hani söylenenler A'dan B'ye kadar doğrudur. A'dan B'ye kadar doğrudur.
Hani Romanlar eğlenceli çok düşkündür. Çok düşkün. Boğazlarına da düşkündür. Et çok önemli bir şeydir Romanların evinde. Hani etsiz yemek yemezler derler. Eti bulurlarsa etsiz yemek yemiyorlar yani. Et hepsinin sevdiği ve önemsediği bir yiyecek. Eskiden daha çok zenginliğin belirtisi olduğu için göçebeyken o yüzden et biraz da işte statüyü belirleyen bir şey olarak da algılanıyor. Kızartması olur, ızgarası olur. Hani her yemek etli olur. Her yemek. Şimdi taze fasulye yapıyoruz, ayıptır söylemesi. İçeriye tattık. Hani etsiz yemek yok. Biz etle ilişkimiz nedir? Mesela biz ızgarayı mesela hani böyle biz çayırda filan bizim büyüklerimiz devamlı göçmendi herhalde. Hani mesela biz çayırda ızgara yapmayı, eğlenmeyi, gülüp oynamayı seven insanlarız. Hani ayağa kalkan bebek oynar. Ayağa kalkan bebek oynar. Aslında o bütün göçebe toplulukların bir şey var. Romantize edilen bir roman kimliği var. Tamam mı? Ben her zaman karşı çıkıyorum ona. İşte kırmızıyı severler, rengarenkleriler. Bütün göçebe doğayla iç içe olan bütün göçebe topluluklarının seçtiği renklerdir bunlar. Kürtler de kırmızıyı çok seviyor. Orta Asya'da Türkmenleri de kırmızıyı çok seviyor. Ve çok renkli giyiniyorlar. Bu doğayla ne kadar yakınsan doğanın özelliklerini o kadar üzerinde barındırıyor. Kandırırsın ve yansıtırsın. Hani bu da o kadar basit bir aslında denklem. Bölgelerine göre, bölgenin özelliğine göre enstrümanlar kullanıyorlar. Örneğin abdal grupları daha çok bağlamayı, davulu zurnayı kullanıyorlar. Güneydoğu'daki dom grupları işte davul zurna ve kemane dedikleri bir aleti kullanıyorlar. Batıdakiler klarnet, ince çalgı denilen aletleri kullanıyorlar. Yani bölgelerinde ne şeyse, neyden etkilenmişlerse onu kullanıyorlar yani genel olarak. Benim yeteneğim yok ama babam müzisyenli. Ne çalardı? Babam her türlü şeyi çalardı yani. Çalgıyı çalardı. Benim yok da kaynatam keman çalar. Kranet, ut, müzik aletleri. Her bir tür müzik aleti çalırlar bizimkiler. Eşimin çoğu yani akrabaları müzisyen. Bodrumlular erken eker ekini. Feleğe kurban mı gittin? Bodrum hakimim, hakim hanım, nasıl kıydın kendi kendine? Hakim hanım, doğradılar altın makas, gümüş bıçak. Ama bu eğlence dünya kurulduğundan beri vardı. Hıdırlet. En fakiri kuzu keserdi Hıdırlet'te. Çalgılı, eğlenceli. Ya Hıdrellez mesela özel bir gündür. İşte şeyde Edirne'de kakava denilen kakava şenlikleri yapılıyor. O özel bir gündür. Yani herkes Hıdrellez'i kutlar mutlaka Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Doğu'da bunu ilk olarak Nevroz'u yoğunlukta kutluyorlar. Hani Hıdrellez'i kutlardık biz çalgılı, çengili böyle oynardık, gülerdik. Şimdi Hıdrellez akşamdan. Hani Hıdrellez 5 Mayıs. Akşamı genç kızlar kova ile ev ev gezerlerdi. Ev ev. Dilek. İşte ne atarsan at. İstersen gözlüğünü at. Hani kovaya herkes atardı. Sabahleyin 6 Mayıs'da genç kızlar toplanırdı. Kolu komşu, ihtiyar genç. Genç kızlar beyit okurlardı. Beyit okurlardı. Her beyit okunduğunda bir tane kovadan
atılan şeyleri çekerlerdi. Küçük Bakal köyden mesela otururken ederlerdi, biz kutlardık, oyun keserdik. Hani ızgaralar yapardık, komşularımızla hepimiz bir arada olurduk, kazanlar kaynatılırdı. Hani çok iyiydik biz orada, çok rahattık. Her kız okurdu. Genç kızlar okurdu. O şeyler bitene kadar, ondan sonra herkes gider koyununu keserdi. Fırına getirirdi. Akşam olunca herkes eğlentisine başlardı. Çoğunlukla belirli mahallelerde otururlar. Türkiye toplumunun genelinden ayrılmış durumdalar. Sosyal ve ekonomik ayrımcılıkla karşı karşıyalar. Daha önce ben Ataşehir'de yaşıyordum. Orada ben Romanım diye ben orada ev bulamadım. Şu an bile benim kulübe yani barakada yaşıyorum şu an, çadırda yaşıyorum. Benim bir mutfağım yok, bir yatak odam yok. Lavabom bile yok benim. Elimizi yüzümüzü yıkayacağız, suyumuz yok. Hiçbir şeyimiz yok yani anlayacağınız. Roman kimliğini saklama, yani gözlemlediğimiz gibi kadarıyla yine toplumda belli bir statüye geldikten sonra, belli bir seviyeye ulaştıktan sonra kendi gözlerinde, kendi yapmak istedikleri şeyleri büyük bir oranda gerçekleştirdikleri zaman, toplumda bir yer edindikleri zaman kimlik saklama durumu daha öncelikli olarak sanırım ortaya çıkıyor. Rahatsız oluyorum tabii. En ufak bir şey diyor, çingene yaptı diyor. Adam orada hırsızlık yapıyor, çingene yaptı diyor. Yine kendi toplumunda yaşayan, rutin hayatını sürdüren romanlar için kimliğini saklama durumu hani pek de söz konusu olmaz. Zaten yani aşikar yine aynı toplumla, aynı geleneklerle, aynı görüneklerle yaşandığı zaman zaten bunu saklanacak tarafı yok. Roman desinler, insan desinler. Yani ayrımcılığın lüzumu yok ki yani. Yani Kürt'ü de var bizim ülkemizde, Laz'ı da var, Çerkez'i de var, Türk'ü de var. Her meskenden insan var bizim ülkemizde. Yani bu şekilde nasıl onlara da aynı şekilde davranıyorsa bizim de öyle şekilde davranmasını isteriz biz de. Siyaset romanların hayatında geçmişte daha çok şey oy verme, aynı zamanda oy, sadece ve sadece oy verme olarak algılanıyordu. Yani mümkünse siyasetçiyle siyasetle hiçbir ilişkileri yoktu. Yani çünkü apolitik bir topluluk, hala toplumun çok gerisinde olduğunu düşünen bir topluluk ve toplumun diğer kesimiyle karışmadığı için de toplumun diğer kesiminin siyasi düşüncelerinden etkilenmemiş bir topluluk. Türkiye'de azınlık kavramının Müslüman olmayan halklarla bütünleştirilmesi, kimlik ve etnik köken sorununu iyice karmaşıklaştırmıştır. Türkiye romanları, Cumhuriyet'in vatandaşı olduklarını ve devlete bağlılıklarını sık sık dile getirirler. Buna karşılık araştırmalarda konuşulan kişilerin çoğu ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüklerini, anayasanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanıdığı birçok güvenceden yararlanamadıklarını, alçaltıcı ve kötü koşullarda yaşamaya zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Kimlik karmaşası yaşıyoruz aslında şu anda. İşte 2010'da ben her zaman söylüyorum, 2009'daki Çalıştay'da, Roman Çalıştay'ında hükümet bir Çalıştay düzenlendi. Bizim romanların hepsi işte Türk bayrağı, ondan sonra alınlarında Türkiye yazan bandanalarla oraya gittiler. Ve ısrarla biz Müslümanız ve Türk'üz dediler. Bakanın bir şeyi vardı. Bakan şunu söyledi, arkadaşlar biz sizin Müslüman ve Türk kimliğinize bir şey demiyoruz. Ne sorun yaşıyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyoruz dediler ve sonra orada bir tane metin okunmuştu. Hiç unutmuyorum onu. O metinde şey denilmişti. İşte Romanlar 9. yüzyıldan Hindistan'dan göç ederek Anadolu topraklarına gelmişlerdir falan.
işte Hint asıllılardır diye denilen bir metin okundu. Biraz önce Türküz Müslümanız, Türküz Müslümanız diyen bizim romanların yüzünü görmeliydiniz. Yani ilk defa hani biz Hindistan kökenliyiz, oradan gelmişiz. Ondan sonra işte biz Romanız, etnik bir grubuz falan demeye başladılar. Roman hakları konusunda çalışan, savunuculuk yapmaya çalışan çok fazla güçlü ve artık kemikleşmiş işler yapan örgüt bulabilmek çok kolay değil. Yani gerek insan kaynağı kapasitesi bakımından, gerek yapılan projeler, hak temelli faaliyetler konusunda çok ileri bir düzey değil maalesef Türkiye sivil toplumu, roman sivil toplumu. Şimdi biraz daha farklılaştı. Roman dili konuşuluyor. Biliyorsunuz işte Trakya Üniversitesi bünyesinde Roman Dili ve Kültürü Enstitüsü kuruldu. İşte Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde Roman Araştırma Merkezi kuruldu ve çok faal olmayan yerler bunlar. Altını doldurabilecek kapasitede şu anda ne roman dernekleri onların altını doldurabilecek kapasitede ne de roman araştırmacıları ne de devletin kurumları yani.